Merhabalar, Boğaz Medya Haber Merkezi'nin sizler için hazırladığı ana haber bültenine hoş geldiniz. Bugün 1 Mayıs 2014 Perşembe ve 1 Mayıs İşçi Bayramı Çanakkale'de de kutlandı değerli izleyiciler. Evet, bu kapsamda Salı Pazarı'ndan başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Kutlamaları kapsamında alana girmek isteyen göstericilerle polis arasında gerginlik çıktı. Olaylara polis biber gazıyla müdahale ederken bir polis yaralandı. Kutlama alanına üzerleri aranmadan girmek isteyen gruba polis izin vermedi. Gruptakilerle polis arasında tartışma çıktı. Polis gruba biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylarda bir polis memuru yaralanırken yaşanan gerginlik esnasında polis olayları görüntüleyen gazetecilere de müdahale etmek istedi. Yaşanan olayların ardından gruptakiler şu üzerleri aranmadan alana alındı. Bu esnada gerginlik çıkaran gruba tepki gösteren bir vatandaş polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı. Yaşanan bu olayların ardından KESK'e ve DİSK'e bağlı sendikaların Cumhuriyet Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları devam etti. Kutlamalara Cumhuriyet Halk Partili Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP İl Örgütü de katıldı. Sen de kaçırdın. Ne kaçırdın? Kaçık mutlar. Kaçık mutlar. Çok güzel kaçık mutlar. Evet, onun emek bayramı 1 Mayıs. Aynı zamanda da bahar bayramı. Bunun anlamı barış anlamı ifade eder. Ama maalesef bizde 1 Mayıslar bayramdan ziyade çatışmayı ifade ediyor. Emekçiyle bürokrasinin, hükümet güçlerinin çatışmasını ifade ediyor.
Bundan vazgeçmemiz lazım. Bakın ne güzel Çanakkale'de insanlar toplandı. Burada güzel güzel yürüyeceğiz. Bu Taksim'de de olabilirdi. İnsanımızdan korkarak bir yere varamayız. İnsanımıza saygı göstereceğiz. İnsanımızdan korkmayacağız. Yanlış yapanlar olur diye insanlara özgürce bir bayram kutlamasına engel olmamak lazım. O zaman toplumda, o zaman evden dışarı çıkmamak lazım. Hırsız da var, katil de var. Bunlar olur. Toplumda böyle şeyler olur. Ama bu var diye kitlelerin bayram kutlamalarını engellemek son derece antidemokratiktir. Bütün dünyaya rezil oluyoruz. Bu kafa yapısıyla daha da çok rezil oluruz. Ama ben her şeye rağmen yine de 1 Mayıs emekçilerin bayramını kutluyorum. İnşallah Türkiye'de emekçilerin haklarını alabildikleri, özgürce yaşayabildikleri ve eylemlerini kendi bildiklerince yasalar çerçevesinde elbette olmak koşuluyla kutlayabilecekler. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Günü nedeniyle belediye çalışanlarıyla birlikte yemek yedi. Yemekte konuşan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz emeğin karşılığı ödenemez şeklinde konuştu. Dalyan Mahallesi'ndeki belediye sosyal tesislerinde Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından verilen yemeğe belediye çalışanlarının tamamı katıldı. Hepinizin bildiği üzere bugün 1 Mayıs çalışanlarımızın bayramı. Ben öncelikle İşçi bayramınızı, emekçi bayramınızı kutluyorum. Ayrıca bugün hepinizin yine bildiği üzere kandil, kandilinizi de kutluyorum. Tabii bu bugün için bir ilk oldu. Birçok arkadaşımız bizi daha tanımıyorlar. Zamanla tanıyacaksınız. Zamana ihtiyacınız var. İnşallah hep beraber, birlik, beraberlik içerisinde Lapseki'mize güzel hizmetler yapacağız. Sizlerle birlikte Allah sağlık saat verirse 5 sene beraber görev yapacağız. Bu sebepten dolayı bugün bu bir başlangıç olsun diyorum. Önümüzdeki dönem içerisinde personelimizin hem birbirini daha iyi tanıması ve kaynaşması için hem de bize bir dopik olması amacıyla bu tür yemeklerimizi, bu tür sosyal faaliyetlerimizi daha fazla yapacağız. Elbette ki emeğin karşılığı ödenmez, terin karşılığı ödenmez. Ben tüm çalışanlarımıza 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tekrar gayet kandilimiz mübarek olsun diyorum. Yine Lapseki'deyiz. Değerli izleyiciler, öğrenciler belediyeyi ziyaret ettiler. 25 Eylül ilkokulu öğrencileri Lapseki Belediyesi'nde çalışma birimlerini gezdiler. Belediye binasına gelen 25 Eylül ilkokulu 4. sınıf öğrencilerini Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz kapıda karşıladı. Geçelim başka bir yere. Plan yapılması gerekiyor, mimarlarının olduğu yerler. Ücret ödenmesi gerekiyor, alt alttaki muhasebeler. Tamam, yani bütün birimler... Maliye'ye hangi raporlar gönderilmek? Evet, tabii. Nereden bu? Hoş geldiniz. 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 Öncelikle sizlerden başlayalım. Sizin aşağıda bir tane çocuk parkınız var. Orayı yenileyeceğiz. Orayı yeniden düzenleyeceğiz. Barış Manço Çocuk Parkı. Sizlerden başlıyoruz. İlk projemiz sizin projeniz. Evet. Şöyle 2015 yılında Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün proje ihalesi yapılacak. O da bizim
şeyde şeker kaya mevki dediğimiz bir ayağı Lapseki'de olacak yani. Çok güzel tabii ki. Lapseki'ye eğer ki Çanakkale Boğaz Köprüsü'ne kavuşursa Lapseki, böyle bir köprü yapılırsa buradaki nüfus yoğunluğu da artacaktır. Buradaki her şey değişecek. İçin muhakkak ki belediyelerin olması lazım. Kurumlarda görevler vardır. Bu görev Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin reklam uygulamaları dersi kapsamında hazırladıkları afişler yapılan bir yarışmayla ödüllendirildi. Çanakkale İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleşen etkinliğe Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Feyzi Uğur, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdullah Kelkit, Çanakkale İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Tekkoyun, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Cengiz Ataşoğlu, Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor İbrahim Türk Yılmaz, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Feyza Dereköy, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte ilk olarak Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, öğretim görevlisi Seçil Düztepe, ders kapsamında öğrencilerin ürettikleri afiş çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Nuri Kavak, öğrencilerin yaptıkları her türlü çalışmaları mesleğe hazırlama adına desteklediklerini belirterek, afiş yarışmasıyla bunun bir örneğini göstermek istediklerini belirtti. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Feyzi Uğur, öğrencilerin yaptıkları bu çalışmaların öğrenciler açısından önemli olduğunu ve Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun bu tür etkinlikleri sürekli yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini bildirdi. Çanakkale Troya Polifonik Korolar Derneği bünyesinde 4 ay önce kurulan ve Çanakkale'de yaşayan farklı meslek gruplarından oluşan Çanakkale Barış Korosu, yaşayan farklı meslek gruplarından oluşan ilk etkinliğini gerçekleştirdi. 7. Afyon Çocuk Korolarına şenliğine katılan koro, çocuk şarkılarıyla gösterdikleri performanslarla akademik koro dünyası ve dinleyiciler arasında alkışlandı. Performans salonundaki 700 kişinin katılımıyla ayakta büyük bir coşkuyla söylenen Çanakkale türküsüyle sonlandırıldı. Eğitsel çocuk şarkılarının önemine dikkat çekmek ve büyükler tarafından dramatize biçiminde seslendirmelerle müzik eğitiminde koro ve şarkı kültürüne dikkat çekilen koroda genel sanat yönetmenliğini ÇOMÜ öğretim görevlisi Mete Gökçe yürütüyor. Koro üyeleri Çanakkale'de yaşayan farklı meslek gruplarından oluşmakta. Doktor, hemşire, mühendis, tuhafiyeci, iş adamı, akademisyen, öğretmen, sigortacı, emekli, ev hanımı gibi farklı yapıda kişilerin duygularıyla bir arada çalışmalar devam ediyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin Dardanos yerleşkesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte renkleniyor değerli izleyiciler. Yerleşkedeki tesislerin işletme müdürü Salih Savran da yerleşkeye son olarak 10 adet barbekü yerleştirileceğini söyledi. Ve bu piknik alanımız bahar şenliklerine kadar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Barbekülerden faydalanmak isteyen halkımız, ÇOMÜ personelimiz ve öğrencilerimize açık olacak. Konuklarımız keyifli bir gün geçirip gönülleriyle eğlenebilecekler dedi. O ağaçların altında barbekü yapıp buradakini alan getiremez yani. O şeyin mantığına uygun değil. Oraya bir tane iki tane şunlara hizmet edecek şekilde olur ama buraya bir tane lazım. Bir tane onlara yakın bir tane lazım.
Gördüğünüz gibi bu piknik alanımızı bahar şenliklerine kadar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Buraya en az 10 tane barbekü yapıp dışarıdan gelen bütün halka, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencileri ve dışarıdan gelen bütün Çanakkale halkına burası açık. İnsanlar gelip keyifle kahvaltılarını, mangallarını hafta sonları keyifli bir gün geçirmek için burada mangallarını yapıp gönüllerince eğlenebilirler. Burada gördüğünüz gibi bütün şey... Merkeze bağlı Açınarlı köyündeki uzun süredir kullanılmadığı için yıkılmaya yüz tutan asırlık cami restore edilerek yeniden ayağa kaldırılıyor. Şuraya şurada yapıyorlar mı gelsin? Kuytu burası. İzmir öyle. Doğdum büyüdüm öyle biliyorum. Namaz kıldın mı bu camide? Çok. Çok. Ne oldu sonra bu cami? Bir yenisini yaptık. Yenisini yapınca bu da eski olduğundan yıktırmadılar. Tarihi eser kaptanına alındı. Böyle kaldı. Böyle devam ediyor. Peki ne olsun istiyorsunuz şimdi? Bunu şimdi buradan yıkabilsek, onun yerine bir şadır, bir şadır vardır böyle bir yeşilip bir şey yapmak isteyecek ama yıktırmıyorlar ki. O zamanki muhtarımız yani daha modern, daha iyi bir cami yapma düşüncesiyle buraya inşa edildi. Cami derneği kurulmuş, vatandaşların katılımıyla bu camimizi kısa bir zaman içinde inşa ettik. Eski caminin yanına da, yerine de o zamanki projelerimiz yani muhtarımızın projesi yani şadırvan yapıp daha güzel bir görüntü düşüncesiydi. Yıkmak için müracaat edildiğinde tabii gelin bakıldı. Köşelerindeki taşlar dolayısıyla efendim Yüksek Bir Anıtlar Kurumu'nun listesine girdi. Yani yıkıldı. Ve Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi kolaylaştırıcılığında düzenlenen 4. Atikhisar Kırşenliği 3-4 Mayıs tarihleri arasında Atikhisar Barajı'nda yani Kayadere Köyü Mesire alanında gerçekleştirilecek. Şenliğin bu yıl sloganı ağaçlar yeşilken, sular maviyken, çocuklarımız gülerken olarak belirlendi. 4 Mayıs Pazar günü şenliğe katılmak isteyenler için Cumhuriyet Meydanı, Esenler Özgürlük Parkı ve Barbaros Mahalle Meclisi önünden saat 11'den itibaren araçlar kaldırılacak. Ücretsiz araç hareket noktaları bunlar. Değerli izleyiciler, 4. Atikhisar Kırşenliği programı ise şöyle. 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü basın açıklaması ve farkındalık yürüyüşü var Cumhuriyet Meydanı'nda. Saat 12'de. 12'de dans gösterileri, 12-15 tiyatro gösterisi, ardından açılış konuşmaları ve farkındalık yürüyüşü planlanıyor. Güzergah, Cumhuriyet Meydanı, İskele Meydanı, Kordon ve Golf Çay Bahçesi. 4 Mayıs 2014 Pazar günü planı ise Atikhisar Kırşenliği, Atikhisar Barajı'nda Kayadere Köyü Mesire alanında saat 1'de gerçekleşecek. Açılış konuşmaları, oyun ve etkinlikler, konser Can Gox'un konseri var. Pilav ikramı, Grup More konseri ve teşekkürler ve kapanış şeklinde devam edecek. Ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 87 yaşındaki Şevket Yurdadur ile aynı yaştaki eşi Meryem Yurdadur evlerinde ölü bulundular.
Menderes Mahallesi'nde yaşayan Bahriye Yalçın saat 19 sıralarında amcası Şevket Yurdanur'un 2. İnönü sokaktaki evine gitti. Zili ısrarla çalmasına rağmen kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine komşularını da haberdar edip durumu polise bildirdi. Saat 21 sıralarında olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiklerinde oturma odasında iki çocuk babası Şevket Yurdanur ile eşi Meryem Yurdanur'u koltukta ölü buldu. Vücutlarında herhangi bir darp, kesici ve delici alet yarası bulunmayan Yurdanur çiftinin cesetleri savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlendikleri sanılan çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği bildiriliyor. Polis çiftin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Ve bir başka haber, sokak ortasında kendisini başından vurup intihar etti değerli izleyiciler. Çanakkale'de cinnet geçiren bir kişi sokak ortasına silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Yine Bayramiç ilçesine bağlı Ali Kabaklar köyünde çiftçilik yaptığı öğrenilen evli ve bir çocuk babası Y.S. 45 yaşında Çanakkale'de TOKİ 960 konutlar içerisinde bir apartmanın önünde silahla iki el havaya ateş etti. YS 3. kurşunu kendi kafasına sıktı. Ağır yaralanan YS'ye ilk müdahaleyi vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi yaptı. 112 ekiplerince Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan YS burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya şahit olan vatandaşlar Yılmaz Solağan aracına binerken bir kadınla tartıştığını, ardından silahını ateşlediğini öne sürdü. YS'nin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yerdeki silah, cep telefonu, not kağıtları ve kurşun kovanları polis tarafından alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Ve yine Boğaz'dan haberimiz, Rus donanmasına bağlı Kaşin sınıfı 810 bordo numaralı güdümlü füze destroyeri Simitlivi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi istikametinden Boğaz geçişi yapan 144 metrelik Simitlivi adlı destroyer saat 15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gelişmiş füze sistemlerine sahip olan destroyeri Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti. Ege Denizi istikametine giden Simitlivi adlı geminin varış limanı hakkında bilgi verilmedi. Değerli izleyiciler, programlarımızın haberleriyle devam ediyoruz. Bünyamin Nami Tonkan'ın hazırlayıp sunduğu Çarşamba Pazarı bu hafta köylerde yaşanan tarım sorunlarını tartıştılar. Kırsal kesimin ne beklediği konusunda beklentileri anlamında biz konuyu biraz açmak gerekirse Çanakkale'mizde bu yıl 3 partiden İlgelen Meclis üyeliğine katılan siyasi partili İlgelen Meclis mensuplarımız olmuştur. Bunları sıralaman hiç anlamı yok. Bizim onlardan beklentilerimiz, köylerimize de tarımla uğraşan çiftçilerimizin özellikle tarım girdilerini mazot, gübre, tarım alet edevatları konusunda. Biz Truva'da yaşıyoruz. Evet. Şimdi güneyden gelen turlar bizim orada bitiyor. Oradan geri dönüyoruz. Çanakkale bunu görmüyor. Yani Çanakkale bunu görmediği için onun farkında falan değil. Kış turizmde bir turizm var. İşte bu Avrupa'nın emeklilerin tatil yaptığı. Evet. İşte 65 yaşın evet, üstünde. Evet, evet, evet. Gruplar. Ki dünyanın en fazla gezenlerde 65 evet. Yaşında. Emekli olmuyor. Evet. Parasını evet. Biriktirip evet. Ne yapacak? Ayrı ömürlü bir dünyaya gezeyim bakalım. Gruplar var. Evet. Şimdi bunlar geliyor. Truva'da öğlen yemeğini yiyip geri dönüyorlar. Biz önce kendimiz bileceğiz yani eksiklerimiz ne? Biz birini istiyorken dedik ya az önce bakacağız, okuyacağız, anlayacağız yani tamam mı? Değerli izleyicilerimiz bu programın tekrarını gün içerisinde Boğaz TV'den izleyebilirsiniz. Yayın akışımızda ise bu akşam neler var? 19.30'da sağlık olsun ekranlarınıza gelecek. Hemen ardından 20.15'te bilim gündeminde çok önemli konular işleniyor. Tavsiye ettiğimiz programlarımızdan bir tanesi. Ve yine ardından 21.15'te ise Bestelerden Bir Demet Kandil özel programıyla sizlerle olacak. Çok özel bir program gelecek ekranlarınıza canlı canlı.
Evet, bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Boğaz Medya ailesi olarak hepinizin Regaip Kandili'ni kutluyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, mutlu akşamlar.